Özellikle beyinde hipofiz bezinden salınan FSH, LH hormonları gerçekten spermler üzerine çok etkili. Özellikle FSH, spermatogenezin oluşumunda çok önemli bir faktör. Bununla beraber LH da testosteron, yani erkekliğin, cinselliğin devamı ile ilgili çok önemli bir faktör. FSH ve LH'dan başka özellikle total testosteron tabii ki çok önemli. Bununla beraber östradiol ve prolaktin hormonları da mutlaka incelenmelidir. Bunlarla beraber hepsiyle bir değerlendirme yapılarak biz kısırlık tablosu olan hastalarımızda, infertilite ile uğraştığımız hastalarda ona göre değerlendirme yapıyoruz. Özellikle azosperm gruplarında eğer hiperipo, hipohipo gibi sınıflamaları bu FSH, LH, testosteron değerlerine göre yapıyoruz. FSH ve LH değerleri yüksek, testosteron değerleri düşük olduğu zaman biz genellikle hastalarda hipergonadotropik hipogonadizmi düşünüyoruz. Eğer FSH, LH değerleri düşük, testosteron da düşükse o zaman hipofiz bezinden hiç üretim yokmuş gibi hipogonadotropik hipogonadizmi düşünüyoruz. Yani hastalarda bir hipogonadizm durumu söz konusu olmakta. Biz de bu değerlere göre bir tedavi planı, bu değerlere göre ameliyat yönlendirmeleri, bu değerlere göre de gelecek planlamaların hastalarımız için hormonlara göre yapmaktayız.